Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde denetlemelerde bulunmak için Şırnak'ta. Akar denetimler sırasında NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şefkat'in sorularını yanıtladı. O röportajı ekrana getiriyoruz şimdi. İyi günler. Şırnak'ta Namaz Dağı üst bölgesindeyiz. Terörle mücadelenin en kritik bölgelerinden birindeyiz. Konuğumuz Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar. Efendim çok teşekkür ediyoruz bu yoğun gündeminizde bizi yayınımıza misafir olduğunuz için. Dediğim gibi gerçekten terörle mücadelenin en kritik bölgelerinden birindeyiz, Şırnak'tayız. Siz de burada bugün çeşitli birliklerde, denetlemelerde bulundunuz, briefing aldınız. Öncelikle şundan başlamak istiyorum. Terörle mücadelede ne aşamadayız? Yoğun kış şartları bölgede hakim şu anda. Nasıl bir sürecin içindeyiz şu an? Teşekkür ederim. Sizin de yakından takip ettiğiniz gibi bugün sabah saatlerine geldiğimiz Şırnak bölgesinde tümen komutanımızla, tugay komutanlarımızla, bilgili birlik komutanı ve personelle görüşmelerimiz oldu. Yüz yüze görüştük. Bazen de VTS ile görüştük. Uzaktan görüntüyle görüştük. Ve onları dinledik. Son gelişmeler hakkında bilgi aldık. Ve bunları arkadaşlarımızla beraber, Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanlarımızla beraber onların da katıldığı bir ortamda ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Gerekli talimatlarımızı verdik. Ve bundan sonra yapmamız gereken planlamayı bir kez daha gözden geçirme fırsatı bulduk. Burada terörle mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve bu kendi ortaya koyduğumuz bu güvenlik konsepti çerçevesinde arkadaşlarımızla beraber bu terörle mücadelede yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık. Bundan sonra yapmakta azimliyiz, kararlıyız. Sizin de bir kısmından şahit olduğunuz gibi burada arkadaşlarımız gerçekten yüksek bir moralle, yüksek bir motivasyonla kendisine verilen görevleri bu zor arazi koşullarına, zor hava şartlarına rağmen tereddütsüz bir şekilde yapma, azim ve gayret içindeler. Bu bizim için son derece önemli. Burada tabii yüksek teknoloji söz konusu. Elimizdeki bütün imkanları devletimize, milletimize şükran borçluyuz. Elimizdeki araç, gereç, silah, mühimmat olabildiğince yüksek teknolojiye dayalı malzemeyle bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Kış şartları da olsa herhangi bir şekilde duraksamaksızın bu mücadelemizin devamını gördüğünüz gibi yapıyoruz. Buradaki yaptığımız bizim mücadelemiz tamamen meşru şartlarda, uluslararası hukuk çerçevesinde ülkemizin, milletimizin, hudutlarımızın, halkımızın korunması için, güvenliği için yaptığımız çalışmalar. Burada herhangi bir yavaşlama yok. Artan bir şiddet ve artan bir tempoda en son terörist etkisiz getirinceye kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz bu mücadeleyi yaparken olabildiğince masumlara zarar vermemek için, çevreye zarar vermemek için her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. Suriye'de de bu böyle oldu. Irak kuzeyinde de bu böyle oldu. Bu biz gerçekten kendi değerlerimiz adına bunu yapmakta kararlıyız. Bu mücadelemizde bizim herhangi bir şekilde dini, etnik, mezhepsel bir ayrım yapmamız söz konusu değil. Bizim tek hedefimiz sadece ve sadece teröristlerdir. Onların barınakları, sığınakları, korunakları, inlerini başlarına yıkmak için buradayız. Bu çalışmaları yapıyoruz. Ve inşallah bu mücadelenin sonunda en son teröristi de etkisiz hale getirmek suretiyle 40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan bu beladan ülkemizi kurtaracağız. Temel çalışmamız budur. Bu yönde de ciddi ilerlemeler var. Hepinizin bildiği gibi ve yakından takip ettiği gibi teröristlerin sözleriyle başları dahil bunu açık ve net bir şekilde ifade ediyorlar. Ciddi bir çöküş var ve biz bunu açıkça görüyoruz. Ve tabii bundan dolayı da hiçbir şekilde arkadaşlarımızın rehavete kapılmasına müsaade etmiyoruz. Biz ilk günkü dikkatle, ilk günkü hassasiyetle mücadelemizi sürdürüyoruz ve sonuna kadar da bu şekilde devam edeceğiz. Ve bu teröristlerin birbirinden farklı olmadığını, PKK'nın YPG'den farklı olmadığını, YPG'nin PKK'nın bir unsuru olduğunu da tekrar dile getirdik, söylüyoruz. Bu aşamada bazı müttefiklerimizin, bazı ülkelerin bu YPG'ye terörist olduklarını bilmelerine rağmen yardım ve destek sağlamalarını da büyük bir endişeyle izliyoruz. Ve bir an önce bu ülkelerin bunun farkına varmak suretiyle bu desteği bir an önce kesmelerini de bekliyoruz bir müttefik olarak. Bu da bizim hakkımız. Ve bu çerçevede faaliyetlerimiz sürecek. Teröristlerin silahlarını bırakıp adalete teslim olmaktan başka çare olmadığını da görmeleri lazım. Çünkü o teröristlerin elebaşları bunları gördüler. Arttakilerin de bunu görmelerini bekliyoruz. Mücadelemiz bu şekilde devam ediyor. edecek ve inşallah bunu başarılı bir şekilde Mehmetçik sonuçlandıracak. Efendim tabii terörle mücadelenin yurt içi boyutu kadar yurt dışı boyutu da var. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak, Kuzeyinde, Suriye'de de bu mücadeleyi sürdürüyor. Sizin bir sözünüz var. Terörist neredeyse hedefimiz orası diye. Bu kapsamda hem Kuzey Irak'taki, Suriye'deki bu terörle mücadeleye hem de dün örneğin bir yaşandı Afrin'de sivil yerleşim birimlerine füze saldırısı oldu. Bunu da bu çerçevede değerlendirir misiniz? Şimdi burada ben hatırlattığınız için teşekkür ediyorum. Doğru. Bizim şimdi buradaki yaptığımız mücadelede terörist neredeyse hedefimiz orası bizim. Ve dolayısıyla biz terörü bitirmekte kararlıyız. Azimliyiz, kararlıyız. Ve buna da muktedir'iz ve inşallah bunu başaracağız. Dün bildiğiniz gibi bu tamamen sivillerin olduğu bir yerleşim bölgesine, Afrin'e alçakça, haince, kalleşçe bir füze taarruzu yapıldı. Füze saldırısı yapıldı. Bunun sonunda da 5 sivil vatandaş hayatını kaybetti. 34 kişi de yaralandı. Bunların bazıları ağır yaralı. Bunların durumlarını yakından takip ediyoruz. Akabinde bilinen hedeflere karşı süratle operasyonlarımızı başlattık. Ve bu operasyonlar sonucunda şu ana kadar elde ettiğimiz bilgilere göre 18 terör esara getirildi. Oradaki faaliyetlerimiz, arkadaşlarımız sürdürüyorlar, devam ediyorlar. Ve önümüzdeki günler, önümüzdeki saatlerde de bu sayının artmasını bekliyoruz. Ve oradaki bu alçakça saldırının hiçbir kıymet harbiyesi olmadığını, bu oradaki masum insanları katletmekten başka bir şeye yaramayacağını, oradaki barışın, huzurun, istikrarın bozulmaması için bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla oradaki faaliyetlerimizi sürdüreceğimizi, oradaki huzurun, güvenin sağlanmasıyla normalleşme sürecinin de önümüzdeki günlerde çok daha süratli bir şekilde devam edeceğini ve bu gelişmeler çerçevesinde bizim temennimiz, dileğimiz oradaki vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hayatlarını sürdürmeleri. Fakat diğer taraftan da bizim bu yapılan saldırının, füze saldırısının Tedrifat denilen bölgeden olduğunu tespit ettik. Ve bununla alakalı daha önce biliyorsunuz bazı mutabakatlarımız oldu bazı ülkelerle. Bu çerçevede bize düşen mutabakatlar çerçevesinden bizim sorumluluklarımızı, görevlerimizi yerine getirdik. Getirmeye devam ediyoruz. Getirmek için azami gayret gösteriyoruz. Aynı şekilde muhataplarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz. Efendim terörle mücadele derken tabii dış destek de çok önemli. Son günlerde görüyoruz örneğin PYD'nin Güney Kıbrıs'ta temsilcilik açması, Güney Kıbrıs'ın bazı teröristleri bazı kamplarda himaye ediyor şeklinde haberler yansıyor. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Teröriste verilen dış destek konusu. Yani sadece bu uygulama dahi, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sadece bu uygulaması dahi 50 yıldan beri bu görüşmelerin neden başarılı bir şekilde sonuçlanmadığını da açıkça göstermektedir. Bunların tabii tarihinde de eli kanlı hatıraları var. Yaptıkları çok ciddi insanlık suçları var. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde şu anda da gelindiğinde buradaki mevcut yönetimin de o karakteri sürdürdüğünü de açıkça görmekteyiz. Yunanistan'da Lavrion kampı vardı. Oradan çok şey beklediler. Orada birçok provokasyon için gayret gösterdiler. Teröristleri beslediler. Benzer şekilde Güney Kıbrıs Rum yönetiminde buna benzer bir girişim içinde olduğunu görüyoruz. Fakat bunlarla hiçbir sonuca varılamayacağını, bunlardan hiçbir şey elde edemeyeceklerini, bunların birer beyhude gayret olduğunda görmelerini, anlamalarını bekliyoruz. Fakat diğer taraftan da eğer bu teröristlerle birlikte Güney Kıbrıs Rum yönetiminden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı herhangi bir eylem, işlem vesaire gibi takım umutları, hayalleri varsa bunların son derece boş hayal, birer rüya olduğunu, bunlardan derhal vazgeçmeleri gerektiğini, eğer böyle bir şey yaparlarsa oradaki bizim unsurlarımız, birliklerimiz bu konuda son derece bilgili, deneyimli ve hazırlıklı. Bu yapılacak her türlü girişime karşı da misliyle mukavele edeceğinden de kimsenin şüphesi olmasın. Dolayısıyla Güney Kıbrıs Rum yönetimi yapacağı faaliyetleri, yapacağı işleri de bu noktayı dikkat alarak düşünmelerini kendilerine hatırlatmak istiyorum. Burada biz bildiğiniz gibi huzur ve güven içinde, istikrar içinde yaşanmasından yanayız. Bu 50 yıllık yapılan görüşmeler hiçbir sonuç elde edilemediği için eşit egemen bağımsız iki devletten başka çözüm kalmadığını görüyoruz. Bir an önce bu yönde ilerlemek suretiyle bölgede huzurun, güvenin ve refahın gelmesi bizim en samimi dileğimiz, temennimiz. Efendim gündemdeki çok önemli konulardan biri de Ukrayna gerginliği, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik. İşin bir tarafında tabii Rusya, Ukrayna var, bir tarafında NATO var. Dolayısıyla Türkiye'de bu gerginliğin NATO üyesi olarak bir tarafa görülebilir. Rusya ile Ukrayna ile ilişkilerimiz son derece iyi. Bu gerginliğin gidişatını nasıl görüyorsunuz? Türkiye'nin iki ülke arasında bir arabuluculuk faaliyetine başlaması ya da bu yönde bir girişimin sonuç vermesi konusunda neler söyleyebilirsiniz? Biz biliyorsunuz başlangıçtan itibaren, ilk günden itibaren devamlı surette bizim Karadeniz'de kriz olan ülkelerin barış, huzur, güven ve refah içinde yaşamasından yanayız. Bunun için bize ne düşüyorsa bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bizim ana görüşümüz, bizim pozisyonumuz, herkes tarafından bilinen pozisyonumuz budur ve gerçekten biz buna çok samimi bir şekilde sadık kaldık ve hep bu yönde çalışmalarımızı sürdürdük. Biz bütün problemlerin barışçıl yol ve yöntemler çözülmesinden, görüşmeler yoluyla, diyalog yoluyla çözülmesinden yanayız ve dolayısıyla bunu hala aynı şekilde sürdürüyoruz. Diğer taraftan da bildiğiniz gibi Karadeniz'de bir Montrö statükosu var. Bu statükonun, bu durumun, bu statünün devam etmesinden yanayız. Bunun bütün taraflara yararlı olduğu kanaatindeyiz. Ve dolayısıyla bu Montrö statüsünün bozulmaması için bütün tarafların yardımcı olması, ellerine gelen gayreti göstermesinin önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Burada tabii askeri hareketlilik çok önemli, çok dikkat çekici. Dolayısıyla buradaki hareketlerin çok dikkatli yapılması lazım. Aksi halde bunların bir takım ilave gelişmelere sebebiyet verebileceğinden hareketle tarafların ihtiyatlı olması lazım, dikkatli olması lazım. Ve biz bu konuda elimizden gelen gayreti gösterdik. NATO olarak, Türkiye olarak temaslarımız çerçevesinde bunları sürdürüyoruz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye hepinizin takip ettiği üzere uluslararası ortamda bir özne haline gelmiştir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın da gerçekten ciddi bir prestiji, ciddi bir etkisi oluşmuştur. Bu manada Cumhurbaşkanımızın yapacağı bir arabuluculuğun çok önemli olduğunu, çok faydalı olacağını ve bunun ciddi şekilde sonuçları etkileyeceğini değerlendiriyoruz. Eğer taraflar bu konuda mutabık kalırlarsa Sayın Cumhurbaşkanımızın da uygun göreceği şekilde ve tarzda böyle bir çalışmanın da hem iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi bakımından hem de bu gerginliğin bölge ve dünyaya yansıtabileceği olumsuzlukların önlenmesi bakımından büyük bir anlamı ve önemi olduğunu değerlendiriyoruz. Ve bundan da son derece umutlu olduğumuzu ben belirtmek istiyorum. Ve sonuç olarak bu krizin barışçıl ve yol ve yöntemlerle çözülmesinin sadece iki ülke değil, bölge için hatta tüm dünya için önemli olduğunu değerlendiriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İçin çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, konuğumuz Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'dı. Şırnak'ta Namaz Dağı üst bölgesinde konuştuk. Terörle mücadeleye ve dış politikadaki bazı önemli başlıklara ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. İyi günler.